Hüseyin günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi pide fiyatı belli oldu. Hakan abiyle de az önce konuşuyorduk. 15 lira 250 gram pidenin fiyatı. Dün Mahfi Hoca ile de sosyal medyada yazıştık. Pidenin kendisi küçülürken fiyatı artmaya devam ediyor. Mahfi Hoca'nın o flasyon deyimlerinden bir tanesini herkes artık buna koysun, uyarlasın diyeyim. Et tarafında da bir Ramazan coşkusu var diyeceğim. Hakan abi, biraz dün de konuştuk ya, Evet. üst üste zamlar. Bizi de Ramazan olarak geliyor memleketimize. Sen ucuz et hayal mi demişsin? Ben söyleyeyim, yazı anlatmadan, okumadan hayal diyeyim. Çünkü bakan diyor ki et ithalatı 3 yılda sonlanacak. Bu enflasyon tahminimiz gibi olmuş. Hakan abi, 3 yıl sonra tekhaneye inecek ki. Bu da 3 yıl sonra ithalatı sonlanacak. Vallahi kalıcı olarak olacaksa bekleriz mi diyorsun? Bekleriz yani, ama her seferinde sabah Berfin'le de konuşurken söyledim, Hüseyin'e de soracağım dedim. Benim mi hafızam yanılıyor? Hadi sor Hakan abi. Yani sürekli, çünkü biz bu haberleri daha önce çok yapmadık mı Hüseyin? Yani işte bir iki yıla bitecek, bilmem kaç yıla bitecek filan diye hep yaptık. Yani inşallah bu sefer tutar, hiçbir itirazım yok ama çok sık yaptık, ama her seferinde de dönüp dolaşıp ette ithalatla içerideki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yani bilemiyorum, bakalım Hüseyin Gökçe ne diyor? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben hani yaklaşık 30 yıldır, hatta 30 yılı da doldurdum. Bu yıl 30. yılımı doldurdum meslekte. Hayırlı 30 olsun. Yıldır. Maşallah. Teşekkür ediyorum. 30 yıldır Tarım Bakanlarını takip ediyorum. Yani önceki koalisyon hükümet dönemlerinden vesaire bu yana. Bu Tarım Bakanını da takip ediyoruz. İbrahim Yumaklı'yı ve tarım politikalarını da tabii ki ister istemez takip ediyoruz. Aslen de ziraat mühendisi olduğum için takip ediyorum tarım politikalarını. Şimdi şöyle bir şey var. İbrahim Yumaklı, öncelikle hakkını bir verelim. Ardından da politikalara geçelim. Şimdi Sayın Yumaklı aslında bir iktisat kökenli bir bakan, yani iktisat eğitimi almış üniversitede. Ardından aslında medya sektörüne de uzak birisi değil. Hem Anadolu Ajansı'nda üst düzey yöneticilik yaptı, hem de El Cezire kanalının Türkiye yöneticiliğinde de bulundu. Yani bu yönü çok fazla bilinmez ama, ya da herkes tarafından bilinmez. Bunları yaptı. Ardından Gübretaş'ta genel müdürlük görevini yaptı ve onun ardından Tarım Bakanı, önce Tarım Bakanı yardımcısı, ardından da bakan olarak atandı. Öncelikle şu izlenimi paylaşayım ki Sayın Bakan oldukça iyi niyetli. Yani konulara iyi niyetli yaklaşıyor. Hatta hani şimdi ben 3 yıl diye başlığı da attık ya da haberlerde, haberimizde de 3 yıl ifadesini kullandık. Orada Türkiye'nin materyal yönünden dışa bağımlılığı, yani materyalden kastım da damızlık hayvan dahil olmak üzere, yani anaç hayvan dahil olmak üzere dışa bağımlılığını bitirecek bir projeden bahsediyor Sayın Bakan. Ve iddialı hedeflerde değil. Hani 3 yıl aslında normal bir süre ve iddialı bir hedef değil. Ama hani başarılı olabilir mi sorusuna, yani bana göre bu 3 yılda çok iyimser bir rakam. Ve geçtiğimiz tüm tarım bakanlarında da aynı taahhütleri gördüğümüz için ben bunu da çok iyimser bir rakam olarak görüyorum. Süre olarak çok iyimser bulduğumu belirtmek istiyorum. Yani çok kolay kolay çözülebilecek bir unsur değil. Çünkü biz daha halen verilerin farkında değiliz. Bakın, Türkiye bir tarım sayımı başlattı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Tarım Bakanı döneminde. Ben Ziraat Fakültesindeyken de bir tarım sayımları konusu olurdu. Yani bundan 35 yıl öncesinden bahsediyorum. Türkiye daha bu tarım sayımını tamamlayamadı. Yani tamamlayamadı derken, elimizde biz ne kadar tarım varlığımız var? Hani hem bitkisel hem hayvansal üretimde ne kadar bir tarım varlığımız var bilemiyoruz. Ha, hemen belki bunu dinleyen olursa ya da bürokratlardan vesaire bizim önümüze çeşitli rakamlar serebileceklerdir. Yani örneğin hayvan varlığını, arazi varlığını, ekilebilir arazi varlığını, bütün potansiyeli söyleyecekler. Ama bunların ben çok gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum. Elimizdeki veri setleri gerçekleri yansıtmadığı için buna yönelik izleyeceğimiz, izlenen politikalar da doğal olarak gerçekleri yansıtmıyor ve biz bunları, bu sıkıntıları
yaşıyoruz. Şimdi bir piyasa regülasyonuyla görevlendirilmiş et ve süt kurumu var. Et ve süt kurumunun arz miktarı çok sınırlı kaldığı için biz Türkiye genelinde ucuz et bulmak yerine sadece sabahın 5'inde 4'ünde et ve süt kurumu mağazalarının önünde kuyruğa girmiş emeklileri görüyoruz. Bu ucuz et diye baktığımızda veya internetten ucuz et diye baktığımızda bu emekli kuyruklarını görüyorsunuz. Peki bu plan neyi gösteriyor? Yani bir sonuçta Sayın Bakan dün bir 2024-2028 yılı stratejik yol haritasını açıkladı. Burada aslında kritik konu, çünkü ben bakan açıklama yaptıktan sonra haberi yazmadan da bir et sektörünün çok önemli oyuncularından bir tanesiyle de konuştum. Burada bakanın satır arasında kalan ama tabii ki haberlerde çok fazla gündeme gelmeyen bir konu var. Aile işletmeleri. Aile işletmelerine bir destek verileceğini, verilecek destek, yani bir tarım desteği var. Bunu aile işletmesi olduğu zaman biraz daha farklı bir destek unsuru. Kadın çiftçi olduğu zaman biraz daha artırılmış bir destekten bahsediyor. Yani bugünkü destekten iki katına çıkacak bir destek. Bunların da çok fazla ben yeterli olduğunu düşünmemekle birlikte, ama eğer bu 3 yılı ben yine dediğim gibi çok iyimser buluyorum. Orta vadede, yani bir 5-10 yıllık zaman dilimi içerisinde eğer Türkiye bu aile işletmelerini ayakta tutabilirse, zaten çok fazla kalmadı ama aile işletmelerinin sayısını arttırılabilirse ancak sorun o zaman çözülebilir. Ve daha bir kritik konu da var ki Sayın Bakan şunu söyledi. Yani Türkiye'de maliyetle çok açıklanamayacak fiyat hareketleri var. Bunu daha önce biz Cumhurbaşkanı'ndan da duyduk. Ekonominin diğer tepe yönetiminden de duyduk. Bu da gerçekten doğru imiş. Onu da yine teyit ettiğim için söylüyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde karkas et fiyatlar ya da et kesim fiyatlarında düşüşler yaşanmış. 30-40 lira arasında bir düşüş yaşanmış. Fakat biz yine geçtiğimiz hafta içerisinde, yani bu düşüşün olduğu hafta bile yine kasaptan, marketten pahalıya et almaya başladık. Yani daha önceki döneme göre pahalıya et almaya başladık. Ve bunun Ramazan ayı yaklaştıkça, yani o ilk oruçların tutulduğu dönem yaklaştıkça, yani 10 Mart yaklaştıkça bunun dozu biraz daha artacak gibi görünüyor. Yani kısacası bu Ramazan'da da, yani ucuz et ya da ucuzu bırakın, en azından bugünkü fiyatlarla et alabilmek bile bir hayal gibi görünüyor. Teşekkürler Hüseyin. Ağzına sağlık değerlendirmeleri için. Bir konu Barış abi, bir konu daha müsaitse söylemek istiyorum. Bu. Tabii. Tam ben bağlamadan önce futbol ve futbolla ilgili yönetici açıklamalarından bahsettiniz. Aslında Türkiye şu anda çok önemli bir konuya daha hazırlanıyor. Bir yayın ihalesi var. Daha doğrusu yapılamayan bir yayın ihalesi var. Yürürlükte bir, yani hali hazırda bir işletmeci, yayıncı kuruluşu var. Onun son 2 yıldır ihale yapılmadan onun süresi uzatıldı. Ama şimdi bildiğimiz kadarıyla Türkiye'den bir grup daha bu işin içerisinde teklifini de sundu. Döviz cinsine de teklifini sundu. Aslında bu bahsettiğiniz bütün açıklamalar, yaşanan varla ilgili çelişkiler, kulüp başkanlarının açıklamaları, kulüplerin birbirlerini germeleri aslında Türk futbolunun da değerini düşürüyor. Daha doğrusu marka değerini düşürüyor. Ve dolayısıyla bu yayın ihalesinde ya da eğer olursa yayın ihalesindeki fiyatı da ciddi anlamda düşürüyor. Yoksa insanlar işte Bundesliga'yı gidiyor, çok milyar dolar, milyar euroluk teklif verilmiş Alman liginde ve Alman ya kabul etmemiş bunu. Veya işte Premier Lig'de çok yüksek fiyatlar da oluşuyor ama biz geldiğimizde daha 100 milyon doları bile yakalayamıyoruz. Ki kulüpler eğer buradaki fiyatta istenilen seviyeye gelmeyince ondan sonra kulüpler de gerekli parayı alamıyorlar ve bu bir kısır döngü şeklinde devam ediyor. Peki. Hüseyin, çok teşekkürler bir kez daha.